Zaman çok çabuk geçti doktor. Ben 16 yaşıma geldim. Ben büyüdüm. Ben büyüdüm ama anam hiç yaşlanmadı. Bir görsen doktorum, Allah seni inandırsın. Hala o tarla sattıran Firuzan'dı. Erkekler etrafında pervane oluyordu. Ama biri var ki. Fantezi Ayhan. Türlü türlü fantezileri varmış. Lakabı da ondan. Anamı hiç rahat bırakmıyormuş. Hep eziyet ediyormuş. Anam da Cavit abiye söylemiş tabii. Önce müdahale etmişler. Yan yana getirmemişler ama sonra bir gün karşı karşıya gelmişler. Firuzan! Ne var Ayhan? Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Benim ne istediğim bariz güzelim. Seni istiyorum. İkidir beni almıyorlar ama yine gidiyorum ben. Almazlar tabii. Çıkardığın hadiseler bir değil, iki değil. Çekil şuradan, işime bakacağım. Yok sana işmiş. Benle geleceğim. Çekil diyorum, defol git. Beni zimanadan çıkarma. Düş önüme. Eşkıya mısın be? Gelmiyorum diyorum, anlamıyor mu? Çekil. Allah Allah. Son sözün bu mu? Son sözüm bu. Allah'ın belası, selamın kâle. Yaktı bizi doktorum, yaktı. Kurşun annemin göz sinirlerine denk gelmiş. Ondan sonra hep karanlık. Annenin bu yaşadığı insanlık dışı, her gün gazetelerden okuduğumuz, haberlerden dinlediğimiz şeyleri birebir yaşamış annen. Dahası da var. Yani annemin ne iş yaptığı ortaya çıkınca adam neredeyse ceza bile almadı. Birkaç yıl yatıp çıktı. Olan annemin o güzel gözleriyle bize oldu. Bu söylediğin gerekçe çok daha ağır. Ne yazık ki kadına şiddetle ilgili olaylarda insanlar mağdur kadınları suçlamaya meyilli. Böyle vahşi, cani saldırılara caydırıcı cezalar uygulanmalı. Uygulanmak zorunda. Yoksa bunlar nasıl biter? Uygulanmak zorunda. Yok efendim, ben çok seviyordum. Benden ayrıldı, başkasını yanında gördüm. Öldürdüm. Yok efendim, boşanmak istedi benden. Kan beynime çıktı. Öldürdüm. Erkekler kendilerini mağdur göstermeyi çok iyi biliyorlar doktorum. Bir kravat tak, bir takım elbise giy, gelsin ceza indirim. Maalesef aynen öyle. Ama kadınlar olarak bizim de yapabileceklerimiz var. Ne yapabiliriz ki? Kadınlar böyle durumlarda birlik, beraberlik içinde olmalı. Hepimizin sesi tek bir ses gibi çıkmalı. Kadın kadının kurdu değil, yurdu, hatta ana yurdu olmalı. Sadece kadınlarımız değil, erkeklerimiz de kadına karşı şiddete karşı çıkıp seslerini yükseltmeli. Uzaktan bakmakla yetinmeyip buna bir dur diyebilmeli. Eğer bir toplum isterse, gerçekten isterse çok şeyi değiştirebilir. Ama o zamandan bu zamana hala bir şey değişmediyse yazıklar olsun bize, hepimize. Ne güzel söyledin doktorum ya. Vallahi birazcık içimde umut ışığı belirdi. Tabii burada iş ailelere düşüyor. Çocuklarımızı sevgiyle, şefkatle büyütürsek, onlara şiddetin hiçbir çeşidini göstermezsek şiddet asıl o zaman biter. Umarım sen de kızını sevgiyle büyütmüşsündür. Hem de nasıl doktorum? Yani ben annemi nasıl bal topağıysam, o da benim şafağım, gözümün nuru.
Aferin keklik. Yine kocaman bir aferin hak ettin. Ay doktorum, vallahi sen bana böyle aferin diyorsun ya, içim böyle bir kıpır kıpır oluyor, çok hoş oluyor. Yani birinin başka bir insana iyi şeyler söylemesi ne kadar güzel, değil mi? Evet, çok güzel. Şiddetin en büyük düşmanıdır güzel sözler. Birbirimize güzel sözler söylemek şiddetle mücadele etmenin yollarından biri bence. Annene gelince gerçekten çok üzüldüm. Üstelik hem annen hem kardeşin. Sanırım o günlerde bütün yük senin omuzlarına bindi. Yani birinin bayrağı devralması gerekiyordu. Peki bu yaşananlardan sonra sen ne hissettin? O yaşta bunları kaldırabilmek kolay değil. Kim bilir senin ne hayallerin vardı? Ne hayaller, ne korkular, ne kabuslar. Ama önce sağlık. Öyle keklik, öyle. Vallahi ben zamanımız doldu diye ayaklandım doktorum ha. İşte tam da yüzleşmekten çekindiğin nokta burası. Bugün değil ama mutlaka bunlar da çıkacak açığa. Tamam keklik, haftaya devam ederiz. Ederiz doktorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Seni de keklik, seni de.